Bu düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? 2. Mehmet döneminde kanunnameyi Ali Osman adıyla örfi hukuk yazılı hale getirilmiş ve bu kanunname ile kardeş katline fetva verilmiş, şehzadelerin sancaklarda vali olarak görev yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım taht kavgalarını önlemek için tedbirler alındığının evet arkadaşlar özellikle kardeş katline fetva verilmiş olması taht kavgalarını önlemek amacıyla yapılmıştır. Yani tahta çıkan kişi kardeşlerini katledecek dolayısıyla taht kavgaları ortaya çıkmayacaktır. Osmanlı mutlakiyetçiliğinin güçlendirilmeye çalışıldığının evet arkadaşlar tabii ki bu da doğru yani mutlak bir yönetim söz konusu aslına bakarsanız. Padişahın idari yetkilerinin kısıtlandığının arkadaşlar böyle bir durum tabii ki söz konusu değildir. İkinci Mehmet'in hukuk alanında düzenlemeler yaptığının kanunname çıkarmış arkadaşlar tabii ki doğru. Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmasının önemsendiğinin bakın arkadaşlar vali olarak çalışmaları orada görev yapmaları zorunlu olmuş artık. Tabii ki bu durum onların yönetim deneyimi kazanmalarında etkili olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini önlediği savunulabilir? Tımar sisteminde tımar sahibi kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı durumunda olup elindeki arazinin değil belli görevleri yerine getirmek karşılığında buralardan devlet adına topladığı verginin sahibiydi. Peki arkadaşlar bakalım. Tarımsal üretimin yüksek tutulmasını önler mi bu durum? Tabii ki önlemez. Çünkü tımar sisteminde tarımsal üretim de devam ediyor. Osmanlı ülkesinde feodalleşmenin görülmesini önler arkadaşlar. Çünkü feodalleşme dediğimiz şey toprak ağalığı sistemidir aslında. Yani burada toprak sahibi olmadıklarından dolayı toprak ağası konumuna da gelemiyorlar. Bu yüzden önlediğini söyleyebiliriz. Vergi gelirlerinin yerinde tasarruf edilmesini önlemez arkadaşlar. Çünkü zaten o bölgenin vergisi toplanıyor. Tımar sipahilerin denetim altında tutulmasını da engellemez arkadaşlar. Çünkü zaten tımar sisteminde tımar sipahi yetiştiriliyor. Devşirmelere tımar topraklarının bırakılmasını da önleyecek bir durum değildir arkadaşlar. Çünkü tımar toprakları başarılı olan insanlara verilen topraklardır diyebiliriz. Yani savaşta yararlık gösteren insanlara tımar toprakları verilebilir. E devşirmelere tımar topraklarının bırakılması da önlenmez böylece. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre Çaldıran Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz. Çaldıran Savaşı'nın sonunda Doğu Anadolu, Tebriz, Musul, Kerkük, Erbil, Diyarbakır ve Mardin Osmanlı topraklarına katılmış ve Diyarbakır Beylerbeyliği kurulmuştur. Tebriz Halep, Tebriz Bursa, İpek yolları Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Eyalet sayısının artması tabii ki olur arkadaşlar pek çok bölge fethedilmiş. Doğu batı ticaretindeki hakimiyetin güçlenmesi elbette arkadaşlar İpek yolları Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına giriyor. İdari teşkilatlanmaların yaşanması bakın beyler beyliği kurulmuş arkadaşlar. Tabii ki doğru. Ulusal devlet anlayışının güçlenmesi Osmanlı Devleti ulusal bir devlet değildir arkadaşlar. Yani milli bir devlet değildir. E, çok uluslu bir devlettir. Dolayısıyla değişik olmaz. Hazine gelirlerinin yükselmesi elbette arkadaşlar. Çünkü ticaret yollarında artık Osmanlı Devleti çok etkin. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 2. Beyazıt karşısında başarısız olan Cem Sultan, Rodos şövalyelerine sığınınca esir alınarak papaya teslim edilmiştir. Yani arkadaşlar yaşanılan bir iç sorun dış sorun haline gelmiş diyebiliriz. Bakalım Avrupalıların Cem Sultan'a karşı 2. Beyazıt'ın padişahlığını desteklediklerinin. Arkadaşlar böyle bir destek söz konusu olsa Cem Sultan'ı esir almazlardı ya da papaya teslim etmezlerdi. İkinci Beyazıt'ta teslim ederlerdi. Cem Sultan olayının dış sorun haline dönüştüğünü zaten bunu söylemiştik. Tabii ki doğru arkadaşlar. İkinci Beyazıt'ın Avrupa siyasetinde Cem Sultan olayından dolayı pasif kaldığının. Hayır tabii ki böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Cem Sultan olayının Osmanlı-Haçlı savaşlarına neden olduğunun. Arkadaşlar burada bize böyle bir bilgi verilmiş mi? Hayır tabii ki. Papa'nın Cem Sultan'ı Osmanlı iç işlerine karışmak için kullandığının arkadaşlar Papa'ya teslim edilmiş ama devamında ne olmuş? Yine bize bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıda birinci grupta verilenlerden hangileri ikinci grupta verilenlerle yanlış olarak eşleştirilmiştir? Bakalım arkadaşlar. İkinci Beyaz At'ın tahta çıkması Cem Sultan olayının yaşanmasına neden olacak. Cem Sultan tahta çıkmak isteyecek arkadaşlar ve böyle bir problem ortaya çıkmış olacak. Kırbız Adası'nın fethedilmesi İnebahtı Deniz Savaşı. Kırbız Adası Osman tarafından fethedildikten sonra İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşiyor ve İnebahtı'nda Osman donanması yakılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Avusturya'nın Macaristan'ı işgal etmesi 1. Viyana kuşatmasında etkili olur arkadaşlar. Bu da doğru. Doğru. İpek yoluna işerlik kazandırılmak istenmesi Hint deniz seferleri. Arkadaşlar İpek yolu Çin'den başlıyor Avrupa'ya doğru ilerliyor. Hint deniz seferleriyle bir alakası olabilir mi? Olamaz. Hint deniz seferleri neyle alakalı olabilir? Belki baharat yolu olabilir arkadaşlar değil mi? O zaman Fransa'ya kapitülasyon verilmesinin de Don Volga projesiyle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü arasında çok fazla yıl farkı var arkadaşlar. Kapitülasyonlar çok daha önce veriliyor zaten. Yani ikisi arasında bir bağlantı yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız 4 ve 5 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Avrupalılar keşfettikleri bölgeleri sömürgeleştirmiş, Orta ve Güney Amerika'da bulunan köklü uygarlıkları ortadan kaldırmış ve bunun yanında bölge halklarını köleleştirmişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Coğrafi keşifler Avrupalıların yayılmacı amaçlarına hizmet etmiştir. Evet arkadaşlar, çünkü yayılmacı amaç taşıdıklarından dolayı özellikle sömürgeleştirme faaliyetlerinde bulunuyorlar. Avrupalılar Amerika kıtasında büyük bir yıkıma neden olmuştur. Arkadaşlar orta ve Güme Güney Amerika'da bulunan köklü uygarlıkları ortadan kaldırmış olmaları tabii ki büyük bir yıkıma neden olduklarının göstergesidir. Avrupa'da köleci toplum düzeni coğrafi keşiflerle oluşmuştur. Arkadaşlar coğrafi keşiflerden önce de Avrupalılarda böyle durumlar söz konusuydu zaten. Yani coğrafi keşiflerden önce köleci toplum düzeni zaten vardı. Dolayısıyla üçüncü öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. 16. yüzyılın Türk yüzyılı olarak adlandırılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir. Osmanlıların 3 kıta üzerinde hakimiyet kurması tabii ki olur arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir durumdur. İslam dünyasının dini ve siyasi liderliğinin Türklerin eline geçmesi yine olur arkadaşlar. Çünkü siyasi ve dini liderlik çok önemli. Dünya üzerinde de çok önemli. Dolayısıyla bu da yine 16. yüzyılın Türk yüzyılı olarak adlandırılmasına etkili olmuştur. Akdeniz ve Karadeniz'in Türk gölü haline getirilmesi de yine olur. Çünkü Akdeniz ve Karadeniz oldukça önemli arkadaşlar. Tüm dünya için önemli. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin faaliyetlerinden hangilerinin Akdeniz egemenliğinin güçlenmesine olanak tanıdığı söylenebilir? Kıbrıs Adası'nın fethedilmesi arkadaşlar Kıbrıs Akdeniz üzerinde değil mi? Tabii ki üzerinde. Dolayısıyla Akdeniz egemenliğinin güçlenmesinde etkili olur. Süveyş Kanalı projesinin gündeme gelmesi. Arkadaşlar sadece gündeme gelmiş. Henüz proje uygulamaya koyulmamış. Uygulamaya koyulmuş vesaire gibi net bir cümle olsaydı bu kabul edebilirdik ama sadece gündeme geliyor. Sonucunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden Akdeniz egemenliğinin güçlenmesine olanak sağlayıp sağlamadığını söylememiz mümkün değil. Çünkü sadece gündeme gelen bir proje olmuş bu. Kuzey Afrika'nın Osmanlı topraklarına katılması yine olur arkadaşlar. Çünkü Kuzey Afrika dediğimiz bölge Akdeniz'e kıyısı olan bölge. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. İki devlet arasında düşmanca politikalar izlenmesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve İran coğrafyasında mücadele ettiği devletlerden biri de Safevi Devleti'ydi. Şah İsmail'in tahta çıkmasından sonra Osmanlı hükümdarı II. Bayezid elçiler göndererek onu tebrik etmiş. Ancak Şah İsmail Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca tavırlarını sürdürmüştür. Bu düşmanca tavırların sürmesi Yavuz Sultan Selim döneminde Safevi Aleviler üzerine sefer düzenlenmesine ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar bu durumun en büyük nedeni tabii ki de Safevilerin izlemiş olduğu Şii propagandasıdır. Yani aslında Anadolu topraklarında karışıklıklar çıkarmayı hedeflemişlerdir Safeviler. dolayısıyla cevabımız tabii ki E şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer seçeneklerin zaten Osmanlı ve Safevi mücadelelerinin temel nedeni olmadığını ifade edebiliriz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki gibi uygulamalarına bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Katoliklere karşı Ortodoksların ve Protestanların himaye altına alınması, Balkanlarda fethedilen bölgelere Türkmenlerin yerleştirilmesi. Peki arkadaşlar, öncülerimize bakalım. Hristiyanlığın esasları korunup devam ettirilmiştir. Hayır arkadaşlar, böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Katolik kilisesine karşı denge unsuru oluşturulmaya çalışılmıştır. Bakın Katoliklere karşı Ortodokslar ve Protestanlar himaye edilmiş. Yani bir denge unsuru oluşturulmuş. Balkanlarda devletin hakimiyetini güçlendirecek tedbirlere başvurulmuştur. Evet arkadaşlar, çünkü Balkanlara Türkmenlerin yerleştirilmesi devletin hakimiyetini orada güçlendirir. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu tedbirlere yönelik olarak 1535 kapitülasyon anlaşmasında hükümlerinden hangilerinin yer aldığı ileri sürülebilir. Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya kapitülasyon imtiyazını tanımış ancak Fransa'nın Osmanlı ekonomisinde kalıcı bir hakimiyet kurmasını önlemeye yönelik tedbirlere de başvurmuştur. O zaman arkadaşlar kalıcı olmasını istemiyorsa ne yapması lazım? Bu anlaşmaya bir süre koyması lazım, değil mi? Süresiz olmaması lazım ki kalıcı olmasınlar. Bakalım öncüllerimize. Fransız tüccarlardan diğer tüccarlara göre daha az vergi alınacaktır. Hayır arkadaşlar, bu kalıcılıkla alakalı bir durum değildir. Kapitülasyonlar anlaşmayı imzalayan hükümdarların sağlığı müddetince geçerli olacaktır. Yani o hükümdarlar hayatta kaldığı müddetçe geçerli olacak. Yani bir süre var değil mi arkadaşlar? Bahsettiğimiz şey tam olarak buydu aslında. Fransız tüccarlar arasındaki davalara Fransız mahkemeleri bakacaktır. Bu durumun da kalıcılıkla bir alakası yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Osmanlıların bu şekilde hareket etmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir. 16. yüzyılda Lehistan ve Fas Osmanlı Devleti tarafından tampon devletler olarak kullanılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım güçlü devletlerle komşu olunması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Eğer bir devlet başka devleti tampon devlet görevinde görüyorsa tabii ki komşuları güçlüdür diyebiliriz ki arada tampon devletlere ihtiyaç duymuştur. Bu yüzden birinci öncül doğru. Sınır güvenliği güvenliğinin sağlanmak istenmesi tabii ki olur arkadaşlar. Zaten tampon devlet kavramı aslında bu. Sınırların korunması amacıyla oluşturulmuştur. Yine aslında birinci öncülle benzerlik gösteriyor. Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmiş olması. Arkadaşlar Lehistan coğrafyasının zaten Akdeniz'de çok bir alakası yok. Fas'ın ise belli bir bölümü Akdenizle alakalı ama arkadaşlar yine yeterli gelmez. Dolayısıyla Lehistan ve Fas'a karşı bu şekilde politika izlemesinde Akdeniz ticaretinin bir alakası yoktur diyebiliriz. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur.